fişleri gerçi yarına da idare eder ya. Dur, yarına idare eder. Bunu dolduruyorum. Tamam mı? Kalan paraya da bunu dolduruyorum. Doldu. Güzel. Ertesi güne başladı. Eksi 269 ile başladım. Oha. Maaş, ahşap yığı, müzisyenler. Toplam negatif 278. Lan ya, para kazanın. Ya sokarım bak John, adam gibi işini yap. Ağlama para 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 diye ya. Al. Al sen de al. Al. Çalışın, mutlu olun, çalışın adam gibi. Ya ulan 65 maaş veriyorum ya. O kadar para ben kazanmıyorum ya. Şuna bak, kazandığım para şuranın malzemesini zar zor şey yapıyor. Müşterilerde bir sıkıntı var mı peki? Dün gel bakayım. Yok, dün bu Mart 18. Kızgın müşteri yok. %97'lik bir doluluk oranımız var, gayet güzel. Güzel para kazanıyoruz da işte şey yetmiyor yani, masraf çok fazla. Bugün de şu malzemeyi dolduracağım. Malzeme doldurmakla şu an geçireceğiz. Aslında iki tane şöyle dandirik alından alabilirim. Hepsi dandikmiş ki bunlar. Tamam, şundan alalım. Şöyle girişe bir tane halı koyayım. Şuraya da bir tane koyayım. Çamur, ayaklarındaki çamurları alsın. Maceracının masası İngiliz biraz. Bunlar çok pahalı, yapamam. Çok az para geldi. Yağmurlu günlerde daha büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bunları dolduruyorum. Tamam. Eksiye düşmeyeceğiz yarın. Hadi hadi boşaltın, yürü. Geç güne. Ertesi güne. İki gündür yağmur yağıyor. Bak, yağmur yağınca işler düşüyor. Yağmur yağma lütfen kardeşim. Bunu da kapat ayrıca. ...21 adet banka sahibi. Aslında bak, birazcık bir büyütme yapabilirim. Param yok ama. Şey gibi geliyor. Oha, dün %42, %47 dolduk oran. Dün hiç iş yapmamışız ki. Yağmur yağınca işler çok düşüyor. Tamam, masa falan almıyorum oradan. Şu malzemeyi dolduracağım. Ay, sokacağım çalışan da. Ya git buradan, seni de kovuyorum. Gel buraya. Aşçı lazım değil mi bana? Servis edilen her çorba 2 bonus kazandırır. Sana maaş falan yok kardeşim. Sen gidiyorsun. Sterling kanka. Seni de şöyle maaş düşeyim. Sorun çıkartıyorsa abi eleman, kovacaksın. Yeter de açgözlülüğün yok. Ayıp yani. Bak, para kazanamıyorum. Maddi olarak sıkıntılarım var. Aşevi değil burası. Şu müzisyenleri de değiştiriyorum. 50'lik alacağım. Yer çok güzel müşteri veriyor ya. Tamam, 200'lükte kalsın. Çok güzel müşteri getiriyor. Tamam, kasayı doldurdum. 286, şu kasayı da dolduracağım hızlıca. Bugün malzeme dolduruyorum.
Tamam, bunu da doldurdum. Al bunu da bir daha doldurdum. Fıçıları da doldurdum. Tamam. Bugün böyle geçti. Sterling gel bakalım. Şöyle çorba becerisi vereceğim buna. Çorbalardan güzel para kazanıyor. Ne uyarı var? John mutlu yarım bırakabilir. Bırakacak zaten. Bıraksın. Bırakmazsa ben bıraktırırım. Şu adama baksanıza. Alo. Ne yapıyorsunuz? Adam burada bekliyor. Abi geç. Diğer güne geç. Yalla. İstifa et. Tamam. Güzel. Aslında 3 tane eleman alacağız bak. Ne yapacağım biliyor musun? Aşçı de. Her tatlı için bonus kazanıyor. Bak her yiyecek için 5 bahşiş kazanıyor. Bunlar alıyorum. Aşçı de. Tatlı. Ana yemek. Bundan aldım bir tane. Bak gel şimdi. Bir dakika. Şöyle yap. Şu hangisi o? Bekle. Bir dakika. Sen kimsin? Hiçbir fikrim yok. Kamera bu galiba. Yemeklerden 5 bahşiş alıyor. Tamam mı? Kamerayı şöyle yapalım. 2 tane kamera varmış gerçi. Şimdi Landolf. Paralarını kısalım bundan. Bu ney? Servis edilen her tatlı için 2 bonus. Kanka sen ana yemek ve çorba yapmıyorsun, tatlı yapıyorsun. Sen ana yemek diyor, tatlı ve çorba yapmıyorsun. Sen çorba, tatlı ve ana yemek yapmıyorsun, çorba yapıyorsun. Tamera'da temizlikte, içecekte uğraşmıyor. Otelle, tek altta uğraşmıyor. Sadece yiyecek yapıştırıyor. Bu arkadaş temizlikle uğraşsın. İçecekle uğraşmasın. Yiyecekleri komple çıkarıyorum. Otel ve otel yok gerçi bizde. Tamam bu. Bu da temizlikle uğraşsın. Yiyecek yok. Hiçbirinde yiyecek yok. Bu. Yiyeceği kaldırıyorum. İçecek ve temizlik yapalım. Bu. Yiyeceği kaldırıyorum. Hepsinden yiyeceği kaldırıyorum. Bu yiyecekçi zaten diğer şeyleri yapmayacak. Tamam şu an okey. Ya da diğerlerin sadece yemeğini kaldırayım ya. Böyle yapalım. Otel yok bizde de olsun. Tamam. Yapıştır bakayım. Bak şimdi daha fazla para kazanmaya başladık. Daha çok bahşiş geliyor çünkü. Daha fazla para kazanıyoruz. Konuk oranı da çok iyi. Şimdi şu maceracı masası mıydı neydi? Ondan bir tane alırsam çok güzel. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama olsun. Veya alkole yüklenebiliriz. Alkole yüklenebiliriz bilmiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Sen neydi? Tatlıdan alıyorsun. Tatlı şeyini arttırıyorum. Bika paramız var. Şu ilk defa Bika'yı geçtik. Malzeme sıkıntısı var mı? Yok. Gayet iyi durumda. Alanı mı geliştirsem? Şey mi yapsam? O masadan mı alsam? Hiçbir fikrim yok. Bakarız. Gün sonu raporlarına göre hareket edeceğim. Müşteri yoğunluğuna bakalım. Oo, çok güzel para kazanıyoruz lan harbi. 1500 oldu. Bak harbi çok güzel para kazanmaya başladık. Bahşiş muhabbetini yaptık ya. Mükemmel para geliyor şu an. Tamam bugün de bitti. Gel bakalım şimdi. Bence iyi. Bir tık böyle bir arttırma yapalım. Bak gel. Şöyle.
Şöyle masa koyalım, tamam mı? Paramız var. Bunlar ucuz zaten. Sıkıntı değil o yüzden. Bunları yanlış koymuşum. Bunları şöyle yaptık mı? Tamam. Işık dedik. Oo, bak buraya bundan bir tane yapıştırsam. Böyle. Çok mu pahalı? Yo. Bundan yapalım. Tamam. Bir tane daha şey yapacağım. Dekoratif şey. Mutfakla alakalı bir şeyimiz yok. Değil mi? Hiçbir şey yok şu an alabileceğim. Dekorasyon da abi. Bak dekorasyonlar harbi sağlam veriyor. Harbi sağlam veriyor. Dekorasyon abanabiliriz. Mesela bunlar bu duvara takılıyor galiba. Şu. Ya bundan böyle yapsam. Tamam 660 oldu. Etkinlikte bir tane şundan artık yapalım bakalım. Şöyle kaç para? 500 var. İngiliz fıçısını da açıyorum. 8 şey yapalım. Azıcık bir şey İngiliz birası da olsun. Tamam. Bedava bir tane tablo gelmiş. Tabloyu şöyle müzisyenlerin tam arkasına koyalım. Tamam. 860 prestijimiz var. Başla abi ertesi güne. Eksi 300 ile başladık. Ya ellemeyeceğim ya, ellemeyeceğim. ...200 para geldi etkinlikten, çok güzel. Bir etkinlik daha yapabiliyor muyum? 2 gün sonra yapabiliyorum. Yap abi. Kaç oluyor o zaman? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Yok. Yapamıyoruz da. Neyse, araştırma ilerleyecek. Bunlar özel konuklar. Karaba atacağız şimdi. Şu İngiliz İngiliz birasından dolduralım, şöyle doldurabildiğimiz kadar. Bugün gene malzemeye yatıralım parayı. Bugün gene malzemeye yatıralım parayı, ondan sonra yaparız bir şeyler. Sadece 20 tane konuk mu ağırlıyoruz biz? Oğlum bu etkinlik dandikmiş lan. Oo, bu etkinlik çok kötü. Bir daha yapmayacağım etkinlik. 20 tane konuk geliyor sadece. Para kazanma diye bir olay yok yani. Dün 1500 dolar para kazandık ya. Harap tipe bak. Eşek. Bu etkinlik işi yaş. Harbiden yaş. Para şu an kazanabilmiş değiliz. Yani 300-400 hiçbir şey. Şöyle malzemelere yatıracağım parayı. Bak, malzemeleri bile dolduramıyorum. 283 kişileri bir doldurayım. Diyeceğim o da olmadı. Bir daha yapmayacağım abi etkinlik muhabbetini. Ya hiçbir şey kazanamadık. Gerçekten hiçbir şey kazanamadık. Şunları dolduruyorum. İngiliz şeyinden alalım bir miktarda. Tamam. Şey yapmış olduk. Araştırma yapmış olduk. Şunu yapacağım. Bugün de bitti. Yeni bir içecek geldi. Şarap. Onu da açarız. Harbiden çok kötüydü. Oo, bugün de yağmur yağıyor. Mükemmel abi. İki gündür zarardayız. Güzel. Unlucky ya. Gerçekten unlucky. Üzücü yani. Harbiden üzücü. Etkinlikten para kazanamadık. Bugün de yağmur yağıyor. Para kazanamıyoruz abi. Yağmur çok düşürüyor. Şuna bak. %20 müşteri azaltıyor. Prestij bu arada müşteriyi arttırıyormuş. Prestij basabiliriz. Elemanların maaşlarını artık daha ellemeyeceğim. Mutsuz oluyorlar. Ağlayıp zırlıyorlar. Uğraştırıyorlar. Bu ne yapıyor? İçecek taşıma şeyi. İçecek verelim.
Gelen parayla full dekorasyon olup prestij basabiliriz. Prestij gerçekten çok fazla müşteri kazandırıyormuş. İşimize yarar bence. Dekorasyonlar çok şey. Hem ucuz hem fazla veriyor. Bak 75'e 70 harbiden şu diye. Duvar dekorasyonu alıp şöyle asarım. Bak şuraya şöyle yapalım. Şekil dursun. Buraya da yapalım. Orada ışık varmış gerçi. Barın oraya asabiliyor muyum? Asılıyor galiba. Çirkin durur ama ya. Şuraya asalım şöyle. Mesela 1085 %38. Gel buraya dekorasyon de. Ben de şöyle koydum. 1160 40. Bu bayağı arttırıyor. Harbiden bayağı arttırıyor. Tamam. Dekorasyon de. Şuraya. Şöyle yapalım. 1400'ü 51 müşteri kazandırıyor şu an. Yüzde değil galiba. Artı 51 oluyor. Gayet iyi. Araştırma artı 14 misafir araştırması yapıyorum. Ondan sonra da içecek fiyatını arttırırım. Arttıralım. Parayla fıçıyı dolduralım. Bunlar zaten var malzeme olarak. John kardeş. Bir level atla da ondan sonra gel ya. Anasını satayım. Bir bar işletiyorsun. 55 para istiyor. Kaç para istiyor? Ya çüş anasını satayım. Kovul lan. Kovacağım seni bekle. Defol git buradan. Defol git buradan. Seninle uğraşamam ben. Yeter. Götü kalktı ya pezevengin. İlk gelen buydu zaten bak. Bu ne istiyor? Bunun niye şeyi var? Ha bir tane puan varmış bunda. Bu ne yapıyor? Ana yemek yapıyor. Gel. Aa yetenekleri sıfırlayabiliyorum. Ya bir şey diyeyim mi bak? Ben bunların hepsini kovuyorum. Tamam dur kovma. Bir dakika. Bak, bunların hepsini sıfır maaş yapıyorum tamam mı? Bunların hepsi gidecek yarın. Bunların hepsi gidecek yarın. Full eleman alacağım. Full düzenleyeceğim burayı. Burayı bir düzenleyelim ondan sonra... Kaydı şey yapalım. Sonlandıralım. Defolup gidin buradan abicim. Defolup gidin. Çalışanlardan bazıları istifa etti. Şimdi bir tane barmen oluyorum. İdare etendik. Kovacağım sonra. Barmen. Ya da ben kovuyorum ya. Bunların hepsini kovuyorum. Defolun gidin lan. Tamam defol git. Defol git lan. Defol git. Hepinizin götü kalkıyor lan. İki gün çalışıyoruz ondan sonra zam diye şey yapıyoruz. Gidin lan. Defolun gidin. Eşekler sizi. Şimdi gel. 3 tane aşçı lazım. Servis edilen her ana yemek için 2 bonus alır. Bundan bir tane aldım. Aşçı dedim. Değiştirdim. Çorba için 2 bonus alır. Aldım. Bir de tatlı lazım şimdi bana. Tatlıcı başı lazım. Çorba, ana yemek, geç. Ana yemek, tatlı. Tamam. Şimdi bu adam... Şöyle sıfırlıyorum bunu. Servis edilen her ana yemek için sen ana yemek yapıyorsun. Şöyle maaşını düşürelim. Ana yemek için beceriyi arttırıyorum. Onun dışında da hızını arttırıyorum. Tamam. Buna geldik. Çorba için diyor tatlı yapmıyorsun, ana yemek yapmıyorsun. Çorba yapıyorsun, sıfırladım. Çorba için becerisini yükseltip hız basıyorum. Sen tatlıcısın. Ana yemek çorbayı çıkarttım. Tatlıya basıyorum. Hıza basıyorum. Tamam. İşe al dedik. Bir tane barmen. Barmenlerin ne özelliği var? Müşteri çekme var. Yavaş düşme var. İçecek taşıma var. Başka bir şey var mı? Daha hızlı deneyim kazanır. Tamam. 8 tane içecek taşıyan bir tane barmen alıyorum. Müşteri çekmesin. 8 tane içecek taşıyacaksın.
Hızlı taşı bir de şöyle. Böyle yapalım. O bir dakika dur. Şöyle yap. Doldurma hızı basalım kulübüne. Tamam. Şimdi 5 tane de barmen şey garson lazım. Yemek için 5 bahşiş alır. Aldım Helga. Sen içecek yapmıyorsun. Temizlik yapıyorsun. Otel yok. O yok. Sen bahşişi fulluyorum. Taşımayı fulluyorum. Bir de hız fulluyorum. Basıyorum. Sen hangisisin? Neredesin? Şuradasın. Sen buraya geliyorsun. Yemek servisi yapıyorsun. 4 tane daha garson alacağız. Aynı anda 8 içecek. Servis edilen her yemek. Şundan bir tane alalım. 8 tane içecek taşısın. Abi 8 tane içecek taşı. 2 tane daha alacağım 8 tane içecek taşıyanlardan. Müşteri çekmesinler. Daha fazla içecek taşısınlar. Daha mantıklı bence. Oğlum aslında bak bahşiş muhabbetine de girebiliriz ha. Bir bahşiş alır diyor. Boş ver ya. Bunlar daha fazla taşısın. Tamam. Sen yiyecek yapmıyorsun. İçecek, bahşiş, buluyorum. Birazcık da hız basıyorum. Sen. Seni yapmışım. Sen. Yiyecek yok. İçecek taşıyorsun. Bahşiş ve hız. Hepsini aynısını yapacağım. Tamam. Çok iyiyiz. Harbiden çok iyi. Şu an var ya darphane gibi para basacağız. Çok ciddi söylüyorum. Şu an herkes tamam değil mi? Bak kadro şu an tamam. Biz böyle idare ederiz bence. Etkinlik metkinlik yok abicim. Şuraya gel. Dolduramıyorum. Tamam. Başla abi. Başla. Yapıştır. Etkinlik yok. Yok etkinlik yok abi. Etkinlik yok. Tamam 151 şu an tabi düştü şeyden dolayı personel değişikliğinden dolayı ufak bir düşüş yaşadık sıkıntı değil. Şöyle dekorasyon alalım. Kırmızı fundan. Görüntü için değil müşteri gelsin diye alıyorum. Şuraya alalım. Bundan alalım. Tamam. Yeterli. Daha dekorasyon almayacağım. Bakalım kaç para kazanacağız şimdi? Merak ediyorum. Öncesiyle kıyaslayacağım. Kaç para kazanacağız? Bugün bir de malzemeleri fullerim. Gelen parayla. Ondan sonra da bir hesap yapar. Yavaştan çıkış veririz. Maceracı masası kirazlı kekten 23 kez hazırla 50 tane nadir müşteri gelsin. Ya etkinlik yapmak istemiyorum ki abi ya. Çok az şey yapıyor. Para çok az kazandırıyor. Para lazım bana şu an. Maceracı masası hala alamadım yani. O kadar az para kazanıyoruz ki. Araştırma neredeyse bitmek üzere. Evet araştırma bitti. Bunu yapamıyorum. Şömine ızgarası lazım. Tamam şömine ızgarası yapalım. O zaman bir etkinlik düzenleyelim. Yarının da etkinliğini yapalım bir tane. Yarın etkinlik yapalım. Malzemeyi bugün fulleyelim. Yarın bir etkinlik yapalım. Yarının etkinliğiyle şömine ızgarası açalım. Ondan sonra içecek fiyatını açarız. Baksana abi, köpek gibi para kazanıyoruz. Dur akşam kapanış verdikten sonra fulleyeceğim malzemeyi. İnanılmaz para kazanıyoruz şu an. İşler tam tak diye böyle oturdu. Çok iyiyiz harbiden çok iyiyiz. İşler nasıl? İşler normal. Mükemmel. 180 tane müşteri geliyor. Barmenler niye temizlik yapmıyor? Oğlum bu boş bardaklar niye duruyor masada? Herkes gittikten sonra temizliyor. Böyle prensip mi var? Herkes gidene kadar bütün gün o bardaklar orada duruyor mu? Uf, baksana en çok kazandığımız gün bugün.
normal kazandığı, en çok kazandığımız paranın iki katı daha fazlasını şu an kazanmıştı neredeyse. 2K para var şu an. Çok iyi. Şimdi içecekleri dolduruyorum. Şarap açıyorum. Dolduruyorum. Şu an içecekler full, çıktım. Buraya geldim, doldurdum, çıktım. Buraya geldim, doldurdum. Full'üm, full'üyüz şu an. Ertesi güne başladı. No... Lan. Lan. Nereye gidiyor bu? Mal, su fıçısını çaldın. Su fıçısı bedava. Bir de o abi vardı. O öyle fıçı bir insan tek başına nasıl kaldırıyor oğlum? Nasıl mantık? Koruma işi al. E tamam da bana söylemedin ki koruma al diye. Mal. Gitti su fıçısını çaldı. Lan bunu kaldır ya. Kaldır mı? Su fıçısına gerek yok. Gerizekalı yer. Araştırma ne alemde? Tamam. Sen niye üzgünsün ya? Daha yeni aldım seni işe ya. Abi ben harbi çözemedim bu eleman mevzunu. Elemanlar mal. Anladığım kadarıyla. Muhafız alabiliyorum şu an işe. Bob Reis, sen kutsal bir adam. Oha, yüz diyor. Neyse Bob Reis kalsın ya. Ya bir fıçının değeri şu an en dandik fıçı bile şu an 200 falan ya. Riske atmayalım. Bob Reis kalsın. Korusun abi mekanı. Ne olur ne olmaz. Adam su fıçısı çaldı da hep su fıçısı almaz. Bak şarap fıçısını 400'e aldık mesela. Hani Bob Reis'de 100 altın veriyoruz. Bence problem değil. Mantıklı gayet. Maaşlarını ellemiyorum bak bu arada. 19 maaş alıyor, mutsuz gerizekalı. Tavuk bir daha mı alsam? Ne bu? Tatlı. Defol git buradan abi. Defol git. Ben uğraşamam abi seninle. Daha yeni almışım, maaşını düşürmedim, bir şey yapmadım. Adam mutsuz. Niye mutsuzsun kanka? Ne yani, olay ne? Tatlıcı lazım bana, gel. Bak sorun çıkartma, harbi diyorum. Barın arkasına yatırırım seni. Diğer güne geçeceğim. Bir gün daha oynayalım. Para gelsin şöyle bir güzelce. Ondan sonra kapatalım. Şeyi merak ediyorum bir daha. Hani kaç para kazanacağız? İşler nasıl? İşler. Oğlum çok güzel para kazanıyoruz bu arada ya. Harbiden çok güzel para kazanıyoruz. Birazcık daha büyütebiliriz mekanı. İçecek fiyatları şimdi zamlanacak galiba bu araştırma yaptığımda. Süt, elma şarabı, bal şarabı. Yeni kat. Oo, üst kata da çıkabiliyoruz. Güzel. Güzel güzel. Çok güzel. Bu oyun baya baya oynatır kendine. Bak daha saat 2, 800 paramız var. Darphane gibi para basıyoruz. Biz bu işi biliyoruz ya. Ticaretten anlıyoruz. Mükemmeliz. Bu araştırma da bitti. Doğrama masasına gireceğim. Özel şey istiyor bunlar. Etkinlik araştırma için lazım oluyor. Mecbur yapıyoruz. Ama az para kazandırıyor. Çok kötü yani. Yapmasak daha iyi. İki K'yı geçecek bu sefer büyük ihtimalle. Daha saat 8.500 oldu.
Müşteri memnuniyetine bakacağım bir de ayrıyetten. Gecikme falan var mı? İşler yetişiyor mu? Ona göre bir barmen falan alalım. Bu araştırmayı da yaptık. Çorba kazanı, süt, elma şarabı, bal şarabı. Bunu açalım. Normaller gitsin. Özel etkinlik yapar. Özel müşteri çekeriz. O araştırmayı da yaparız. 2K'yı geçti bu arada, evet. 26 altın da geçti ama olsun. Geçti mi geçti. Bolluk oranı çok güzel. Öfkelilik var mı? Yok. Kazanılan gayet güzel. Mükemmel. Harbiden mükemmel. Bunları bir dolduralım. Başka bir şey açamıyorum değil mi ben buraya? Her şey açık zaten. Tamam. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aa, düşüyor ama. Mesela şimdi 1 liradan satsam hepsini. Bak ne yapalım biliyorsunuz. 2 katı maliyetine satalım. Mesela bira 1 liraya alıyoruz ya. 2 liraya satalım. Limonata 1 lira, 2 liraya satalım. Şarap 2 lira, 4 liraya satalım. İngiliz birası 2 lira, 4 liraya satalım. Ama çok düşürüyor. 3 liraya satalım. Şöyle yapalım. Ya bal şarabı falan yok bende. 5, süt 2, elma şarabı 3. 1 lira kar edelim hepsinden. Ya maksimum sürümden kazanalım. Doğru yaptım değil mi? Zarar etmiyorum hiçbir şeyde. Aynen. Tamam. Yiyecek fiyatlarını belirleyebiliyor muyum? Galiba belirleyemiyorum. Yani listeden kaldırabiliyorum. Kaldırmayalım ama. Dursun hep. Tamam, okey bence. Bir daha bir kontrol edelim. 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 0, 1. Tamam. 209 tane müşteri gelecek şu an. Gayet güzel. Tam bu noktada şöyle bir save ediyorum. Şunları silelim. Önceden denemiş olduğum şey. Yeni kaydetme dosyası. Şöyle. Şeyleri yazmadı. Ü'yü de yazmıyor. I'yı da yazmıyor. Kanka bir şey yaz be. Tamam şöyle. Kaydettim değil mi? Tamam. Evet. Bu bölümü de burada noktalayalım. Çok güzel bir oyun. Daha sonra devam ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.